Evet, Engelsizsiniz programıyla ben Sade Şerenoğlu'yla yepyeni bir haftada tekrar karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz beynin psikoteknik ve psikomotor merkezi müdürümüz Sayın Profesör Doktor Necip Kutlu Beyefendi. Beynin fonksiyonel ve fiziksel gelişimini konu alacağımız bir program yapacağız. Öncelikle hocamıza hoş geldin demek istiyorum ve biraz kısaca kendisini tanımak istiyorum. Hoş geldiniz Necip Bey Sağ olun, programımıza. teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiniz. Biz 2 senedir engellilerle ilgili program yapıyoruz ama biz bu engellilerin anne karnında beyin gelişimlerinin nasıl geliştiğini hiç konu almamıştık. Aslında engelliliğe kadar ya da normal bir bireyin beyin gelişiminin ileriki dönemlerde insan hayatını nasıl etkilediğini biz sizden bugün dinleyeceğiz, uzmanından dinleyeceğiz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve hemen programımıza beyinle başlıyoruz. Yani herkesin çok böyle basit gibi gördüğü ama çok fonksiyonel bir şekilde anlatılması gereken bir kavram olarak düşünüyorum ben. Beyin nedir hocam? Evet. Beyin organizmanın en önemli organlarından, sistemlerinden bir tanesi. Evet. 11 tane sistemimiz var, organımız var. Bunlardan bir tanesi beynimiz. Mentalite olarak beynin gelişimi vücudumuzda olan olayların koordinasyonunu ve olayın seyrini kontrol eden bir mekanizma. Evet. Aslında kalp ve beynimiz daha anne karnındayken 6. haftada gelişmeye başlar. Ve beynimizin bir özelliği var. Mesela göz rengimiz genetiktir. Değişmez kolay kolay. Çok azdır. Ama boyumuz en fazla %10 gelişir. Bir farklılık arz eder. Ancak beynimizin gelişiminde genetik faktörler artı anne karnında geçirdiği süreç, çevresel faktörler, iç ve dış çevresel faktörler çocuğun gelişiminde çok önemli faktördür. Ve birinci trimester dediğimiz ilk 3 ayda çok önemli. Diğer aylar da önemli. Onun için şöyle ki beynimiz önemli bir organ. Eğer beynimiz olan bir şey varsa o sizde vardır. Bir yeteneğiniz varsa vardır. Mesela beynimizi iyi tanımak, beynimiz nasıl çalışıyor onu öğrenmek, ondan sonra gereken şeylerde nasıl gelişiyor? Bunu bilmek lazım. Beynimiz çok yönlü çalışır. Multidisipliner diyoruz. Bir yeteneklerin değişmesi, geçişmesi veya da gelişmesinde oluşan şeylerden hepsi farklı zamanlarda doğru yerlerde olması gerekiyor. Şöyle ki yeni doğan bir çocuğun beyni ortalama 400 gram. Erkek dişi farklılık arz ediyor ama 380 gram, 360 gram. Ve bu çocuk 3 yaşında 1200-1300 gram. Normal bir insanın beyni zaten 1400-1500 gram. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani beyin çok önemli. Yani bir çocuk 7 yaşına geldiği zaman beyninin ortalama %70'i tamamlanmış oluyor. Onun için çevresel faktörler önemli. Yaptığı iş de önemli. Ve metabolizma olarak ve yaşlandıkça beynimiz bakın küçülüyor. Burada Evet. rakamlar var. Çok ilginç şeyler. Rakamlar evet. Bu rakamları Gitgide gitgide küçülüyor. küçülüyor ama bu bize yeter. Yani 7 yaşındaki bir çocuğun beyni neredeyse 50 gram 90 bir erişkin beyninde. Yani bir terminolojik olarak şöyle söyleyelim. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde olur. Doğrudur bu. Davranış şekli olarak. Biz subkortikal alan diyoruz. Bu önemli. Subkortikal alan daha çocuk gelişime döneminde Bir daha söyleyin hocam. Bir ilaç mı? Ne bu tam olarak? bu ilaç diye gelişme dönemi bu. Hı. Subkortikal alan gelişmesi. Evet. Dediğimiz bu dönem ki özellikle anne karnında doğar doğmaz. Anne ile sıkı bir işbirliği ve emzirme olayı var. Ve çocuk yarım saat içerisinde muhakkak annenin temas haline geçmesi. En az yarım saat ve 1 saat içerisinde. Biz ona doğduktan hemen sonra. Ve anne sinesinde o çocuğun yetişmesi lazım. Evet. Sevgi. Hani anne sinesi derler ya halk arasında. Ve bu şekilde gelişmesi lazım. Ve artı burada bir de anne sütünü ihmal etmemek. Yani beyin eşittir anne oluyor aslında. Aynı. Ve annenin tavırları, annenin şefkati, annenin sevecen davranması hem annenin karakterini değiştiriyor, annelik iş, temel içgüdüsünü oluşturuyor. Evet. Hem de çocuğun psikolojik ve fizyolojik olarak gelişimini artırıyor. Bu kadar önemli. Biz bunu daha yeni anlıyoruz. Hatta annenin yaşadığı stresler, hamilelik dönemindeki stresler o çocuğa yansır beyin gelişimine. Hocam son yıllarda yapılan araştırmalara göre anne karnındaki otizmi en çok tetikleyen çocuğun sizin dediğiniz gibi ilk 3 ayında annenin yaşadığı travmalarmış. Aynen.
Yani biz otizm 2 yaşında belli oluyor diyoruz ama maalesef bu hamilelik dönemine kadar iniyor herhalde yanılmıyorsam. Aynen. Bu oradan konuyu bağlamak istiyorum. Yani engellilerle ilgili annenin karnındaki çocuğun gelişimi ileriki yaşantısında engelli bir birey olması ya da işte sağlıklı sağlıksız olabileceği konusunda bir detaydır. Çok önemli bir detaydır aslında. Şimdi efendim tabii buradaki mantık şu. Bunu iyi yakalamak gerekiyor. En başta bir anne adayı. Evet. Çocuk yapacaksa hani bizim testlerimiz var. Hani bir acaba hamilelik yapabilir miyiz? Yani normal bir süre sürer miyiz? Onun için ön hazırlığı var. Tıbbi bir kontrol var. Ondan sonra hamile kaldıktan sonra üçlü test dediğim çeşitli testler var. Evet. Bunlar da doğruluk derecesi belki şey yapabilir. İsabet derecesi farklı gösterir ama sonuç itibariyle bunlara bakmak lazım. Genetik faktörler ayrı bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Yani bir çocuğun karakteri, cinsiyeti daha anne karnına düşmeden yani yarım saat içerisinde bellidir. Ama biz onu bilemeyiz. Evet. Orada çıkması ultrason varsa 5 ayda çıkar. İşte ultrason yoksa doğum esnasında kız mı çocuğu mu erkek çocuğu mu algılarız. Onun için buradaki mesele bu plan var. Önceden engelleyebilir miyiz? O ayrı bir şey. Evet. Artı evet öyle bir sorun varsa da sorun değil bu. Benim birçok engelli çalışmalarımız var. Hala devam etmekteyiz. Evet. Ve bunlar da olayı iyi bir algılamak ve o gelişmenin, normal fizyolojik gelişmenin nerede ne olacağını iyi bilmek gerekiyor. Şöyle ki bir çocuğun gelişmesinde ister ne olursa olsun inanın hiç önemli değil. Ama doğru eğitim doğru zamanda verilirse ki birinci sıradaki anne şefkati. Ama tabii genetik bir yapılanma bozukluğu yahut da sonradan olacak bir yapılanma bozukluğu varsa anne şefkati onu tamam faydalı olur, gelişimi artırır ama biraz yavaştır. Şefkat. Anne şefkati. Ben hatta onun için dün kutladığımız Kadınlar Günü'nde bunu aynı şeyi söylüyorum. Anne. 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 Baba sonra. Üçüncü sonra baba geliyor. Ki baba da annenin huzurunu şey yapmak için. Bir çocuk için aile bu kadar önemli. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Hocam benim annem cahil. Hayır. Annen seni sevgiyle besler. Annen seni sütüyle besler. Ki bir çocuğa şu andaki tıp bunu kabul ediyor. 6 ay bir çocuğa hiçbir şey, normal şartlarda söylemek gerekir. 6 ay bir çocuğa sadece süt verin, anne sütü verin yeterli o çocuğa. Bir sorun yoksa tabii. Sadece süt ona yeterli. Su bile vermeyeceksiniz. Onun için anne şefkati, annenin beslenmesi ve önemli bir irtibat, bir sine, sevgi. İnanın bu peki şey teknik olarak bir şey söyleyeyim de. Anne, çocuk sevgiyi algılar. Onun için %70 yapılıyor ya. Yani çocuk annesini onu sevip sevmediğini algılıyor. Doğar doğmaz. Doğar doğmaz algılıyor. Doğar doğmaz da daha anne karnı hareket esnasında algılıyor. Evet. Çünkü bir çocuk aktif, o birey. Farklı bir birey o. Evet. O birey ve korteks dediğimiz beyin kabuğu var. Ki belki fotoğraf varsa gösterebilirseniz memnun olurum. Yani insanın beyni işte 6 haftalık iken, 6 haftalık iken orada görüyoruz bakın. Bir parça, zaten kendisi bir top denen ucundan daha küçük. Beyin onun ne kadar küçük. O gelişimindeki 1400 gram haline gelmesi. Çok önemli bir organımız gerçekten. Yani vücudun %2'sini kapsar bu beynimiz. Fakat bakıyorsunuz 1 saate 36 litre kan orada devran eder. Günde 10 mililitre kan alır. Bu büyük bir organ. Yani metabolik olarak en büyük organlarımızdan bir tanesi de beyin. Evet. O kadar hassastır ve beynin şekerinin yani kan şekerinin diyelim 1/3'ünü bu enerji kullanır. Yani kafası çalışanın şekeri de noksanlaşır yani kan şekeri daha fazla kullanılır. Peki bu kadar önemli bu organımız nasıl çalışır hocam? Beyin nasıl çalışıyor? Çok basit prensipler içerisinde çalışır. Yani sade prensip diyeyim, basit demeyeyim de. Şeker, kan şekeri dediğimiz şeker var. Normal şekeri algılamayın. Evet. Gerçek doğal şekerden bahsediyorum. Artı oksijen bir de sevgiyle. Evet. Sevgi, anne sevgisi, aile sevgisi ve özellikle biz korteksi eğitebiliyoruz. Yani öğretebiliyoruz, alfabeyi öğretebiliyoruz. Ama adamın duygusal durumunu, bilinçaltını, limbik sistem dediğimiz, amigdalaları, amigdala dediğimiz yani beyin alt tarafının duygusal sistemini sevgiyle ancak yoğurabiliriz. Sevgi, başka kelime yok. Bu da anne sevgisi, şefkati. Onun için ve bunun eğitimi çok zor. Evet. Biz öğretiyoruz insanlara. Mühendis yapabiliyoruz. Hekim yapabiliyoruz. Eğitimden diplomasını veriyoruz. Yapıyor evet. da. Ama iyi insan olma. En önemli de aslında o toplumda. Evet. İnsan duygusal durumuyla evlenir. Duygusal durumuyla arkadaş olur. Ama diplomasıyla gelir bir masada idareci yönetici olur. O ayrı bir şey. Kişilik ayrı bir şey.
efendim eğitmenlik, eğitici, öğretmek ayrı şeyler. Bunlar ama ikisi bir yere geldiği zaman bir şey olur. Biz burada daha çok duygusallığı işleyeceğiz. Sevgiyi işleyeceğiz. Evet. Biz diğer rahatsızlıklara baktığımız zaman mesela spina bifida rahatsızlığına baktığımızda anneler hamile kalmadan önce yani evlendikten aslında 3 ay önce folik asit almaya başlıyorlar ki çocukların anne karnında gelişirken omurilik sorunu yaşamasınlar diye. Ama bundan önemlisi aslında bizim için beyin gelişimi. Yani o ilaçla onu bir nevi telafi ediyorlar spina bifida rahatsızlığı olan hastalarımız. Ama beyin gelişimi sizin dediğinize göre ilaç milaç değil. En önemli şey anne sevgisi, ortam ve duygusal zeka. Yani duygusal zekanın gelişimi için çok önemli. Yani burada tabii fizyolojik olarak düşüneceğiz. Aslında yani bedava olan bir şey. Yani bir ilaç yok veya farklı bir şey yok. Bedava sadece bir sevginin çocuklara verilmesi. İnsanın ileriki yaşantısında neler çıkarabileceğinin bir göstergesi. Aynen. Bir de şu var yani fizyolojik düşünürsek tabii gıda önemli. Evet. Beslenme önemli. Doğal yoldan almak lazım. Hatta yani tartışırım ben bunu. Folik asit doğal yoldan almak lazım. İşte D vitamini doğal yoldan alınması. Demir annenin veya da çocuğa için doğal yoldan alınması. Ve inanın öyle bir proje var ki inanın bir anne hamile kaldığı zaman birinci sırada beslemesi gereken net kim biliyor musunuz? Bebek. Evet. Ondan sonra anne geliyor. Yani öyle bir program. Öyle bir program mükemmel bir program var. O beyin kendisi yapıyor yani hipotalamusun bir yerde onu organizasyonu orada. Zaten Rabbimin o kadar güzel insanoğluna bahsettiği bir vücut var ki yani devamlı pompalamasıyla şeyiyle hiçbir şey gerektirmeden o 90 sene ya da 60 sene boyunca o vücut ritmi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Sadece biz bunu daha kontrollü bir şekilde. Yani bize müsaade edilen o bölgede yani o bize alanımızda en iyi nasıl yaparız? Bunu bilmiyoruz yoksa fazla şeyimiz yok. Evet, alan çok dar. %1 bizim alan %99 program içerisinde. Ben şimdi sabah derse gittim. Tıp hekimlerin dersi vardı doktorların. Ve burada anlatıyorum. Ya insanoğlunun alan çok daracık. %1/1000 ve %99 alan ise tamamen program içerisinde. Bize bilinç ancak çok dar bir alanda var. Ha önemli mi? Önemli. Çünkü inceliyoruz biz beynimizi. İşte 100 milyar tane orada nöron var. Yani sinir hücresi var. Ve bundan ağaç gibi dallanması var. Dallanıyor. Ve her yerdeki ağaçlar, nöronlar yani bu sinir hücreleri farklılık arz ediyor. Yani bir yeteneğiniz gelişmişse, eğer bir empati bölgeniz gelişmişse, bir şefkat bölgeniz gelişmişse ki en mükemmel şefkat anne şefkatidir. Yani yaratıcı öyle koymuş ki oraya anne şefkatini. Mükemmel bir şekilde evladım der başka bir şey demez değil mi? Bazen baba şeyden çıkar tabiri caizse ortamdan çıkar ama anne ne derse desin hiçbir zaman evladını şey yapmaz. Yeter ki psikolojik rahatsızlık olmasın. Yani birçok faktör. Onun için orada var o gelişmiş oradaki nörona devamlı evladım değil mi? Evladım böyle. Evet. Sinirler temel olarak bunu artırıyor ve bu şekilde bir enerji harcıyor. Yani bu şekilde gelişiyor. Onun için özellikle duygusal sistemin gelişimi annenin davranış şekli. İlla eğitmen değil. Anne çok önemli. Çocuk, ailesi, akrabası, mahalle, çevre, şimdi televizyon, medya, şimdi internet ortamlardaki bilgiler önemli. Zamanında ve zeminde doğru bir şekilde ve doğru dozda verilmesi lazım bilginin. Yanlış olmaması lazım. Çok da gizli saklı olmaması gerekir. Çok da bilginin fazla yaratıcı olmaması gerekiyor. Evet. Biz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi sarsan bir cinayetle karşı karşıyaydık. Ve biz orada dikkat ettiğimiz en önemli konu o cinayet sanığının aile faktörüydü ve anne faktörüydü. Herkes toplum olarak onu merak etti. Nasıl bir aile ortamında, nasıl bir annenin elinde büyümüş ki bu kadar vahşi bir cinayeti ortaya koyabilmiş. Demek ki burada annenin çocukla olan diyaloğu çok önemliydi. Saadet Hanım. Toplumumuz bu konuyu bilmediği için bakıyoruz ki ileriki dönemlerde şu anda da yaşadığımız çok böyle cinayetler, şeyler. Ama bunun bir geri dönüşümü daha farklı şeyler çıkarıyor. Sizin anlatmak istediğiniz konu aslında bu. Aslında evet, aynen onu söyleyelim. Şimdi insanın genç çocukluğunda yaptığı bu duygusal gelişim bir müddet sonra gelişiyor artısına eksisiyle. Mesela İkinci Dünya Savaşı yahut da bir travma şu anda Suriye'deki savaşlar gören bir çocuğun duygusal durumu açıktır. Hipokampus açık. Ve oradaki izahlarını o yapamaz ve kapanır. O yara hayat boyunca devam eder. Ne zaman biliyor musun? 20 yaşından sonra. Evet, o da çok ilginçti hocam. Sizin anlatım tarzınız bir toplantıda sizinle beraberdik. Bundan bahsetmiştiniz.
Çocuk belli bir yaşa kadar bu biriktiriyor herhalde. 20 yaşında patlamalar mı başlıyor Aynen. artık? Oradaki sıkıntı şu. O çocukluk döneminde bir genetik faktör var. Onu bir tarafa koyalım maalesef şanssızlık. Ve O o yüzde kaç hocam genetiklik? genetik bayağı bir kuvvetli. Yatkınlık diyelim biz ona. Tabii fazla suçlamak doğru değil. Multidisiplinerdir. Bir hastalığın ortaya çıkması, akut dönemi çok faktörlere bağlıdır. Şöyle ki yani adamın altyapısı bozuktur. Bir izah edilmeyen bir şeyi vardır. Fobisi vardır. Bir yanlış bir olayı vardır. Bu izah edilmez. Orada çukur olarak kalmıştır. Hipokampal bölgede yahut amigdala'da ve bunu izah edemez işte. Fobiler öyle çıkmıştır affedersiniz. Fobiler bu şekilde çıkmıştır. Adam karanlıktan korkar. Ya ne bileyim 1.80 boyundaki bir adam bir horozdan korkmasın. İnceliyorlar bunu. Bakıyorlar ki ta 3 yaşında bu adamcağız bir horoz üzüm yerken horoz onun şey yapmış. Üzümüne saldırmış. Çocuğun imajında o kalmış. Onun çünkü o subkortikal alanda mantık yok. Mantık kortekste, beyin üst tarafında. Mantık olmadığı için olduğu gibi kabul ediliyor. Yani bir organizasyon olmadığı için. Onun için çocuklarımızın bu dönemlerinde mümkün olduğu kadar vahşi ve kötü şeyler göstermemek. Hani bazı anne babalar vardı. Bu çocuğum her ortama alışsın diye her zaman açamazsınız. Korumak Evet. zorundayız. Zamanda ve zemininde. Şimdi inanın bu basına da yayın şey olduğu için fazla söylemek istemiyorum ama bu vahşi cinayetin duyduğun anda ben şöyle bir kanaate vardım. Acaba bu çocuğun ailesi durumu nasıl? Evet. Ki babası tarafından yetiştirilmiş bir çocuk. Yani ben olayda fazla konuşamam teknik olarak ama aile önemli. Evet. Anne önemli. Bak baba bir yetiştirmiş anne bile değil. Ayrı bir aile. Ama her aile için bu geçerli değildir tabii muhakkak. Yanlış bir şey söylemek doğru Evet. değil. Ama bir ailede anne baba olması yani annenin hem anne hem baba olması önemli. Ama en ideal hangisidir? Hangisidir? Anne. Anne, ondan sonra baba. Bakın. Üç defa anne, iki, dördüncü de baba. Çünkü Evet. annenin sıhhati için, annenin psikolojisi için bu önemli. Davranış şekli önemli çocuğun yetişmesinde. Ve inanın çocuğun beyni bir çok kuvvetli bir mıknatıs gibi bütün olayları algılar. Sözü değil, hareketini algılar. Söylediğini değil, olumsuzun değil. O olumsuz yapma dersen yap diye algılar. Onun için bir eğitim verirken anne babalar çocuğunuza işte yürüme düşersin deme. O düş anlamına gelir. Dikkatli yürü evladım de. Düşersin de düş Düş kelimesi mi? kelimesi alın. Yani ama düşeceksin, yürüme. Düşersen o şeyleri keser beyin, korteks. Onun için bir çocuğa bir eğitim esnasında yaparken ya yani duygusal sistem şekillenirken çok iyi bir hitap lazım. Bunların en kuvvetlisi sevgi artı beceri. Çünkü ikinci bir şey anne beynine de biraz değinmek istiyorum. Yani biz annelerimize neyi teslim ediyoruz? Çocuklarımızı. Bu ne demek? Geleceğimiz. Onun için bir toplumun anne ekolü kuvvetliyse, iyi yetişmişse, anne ne yaptığını biliyorsa, annenin sosyal, ekonomik kuvveti varsa ve iyi bir bilgilendirilmişse, çocuk eğitimi nasıl biliyorsa, hanımefendi ise bunun zenginlik fakirliğine alakası yok. İşte o yetiştirici anne topluma en faydalı evlat yetiştirir. Yahut da geleceğimiz garanti altına alırız. Sadece tabii. Evet. Bunda çocuk işte boyu kısa şöyle böyle hiç yok. Anne anne. Anne mefhumu aynı şey bu. Kadın olmak bu ya. Belki de kadının, annenin cennetin ayakları cennet altı olmaz hikayesi buradan başlıyor ya. Yani kadın illa her anne de her kadın da anne olmaz ama en azından anne olma adayıdır. O çocuğu olsun olmasın. Evet. Ne kadar önemli şeyi var, etkisi var. Peki biz bu beyin gelişimini anne faktörünü konuştuk da anne faktöründen çıkıyor çocuk belli bir yaştan sonra ve çevresel faktörler oluşmaya başlıyor. Çevresel faktörler nelerdi beyin gelişiminde hocam? Şimdi şöyle efendim yani bir 7 yaş bizim için en önemli Evet. duygusal sistem için 0 yaş yani aile şeye başlarken birinci sınıfa az önce daha önce veya birinci sınıfa başlarken toplumdan tanışıyor. İşte paylaşmayı öğreniyor değil mi? Ana sınıfınıza daha çok nettir. Ana sınıfınız Evet. paylaşmayı öğrenir. Oyun çocuğu da oyunu öğrenir. Burada işin uzmanı lazım. Burada okul devreye giriyor efendim. Öğretmen artı aile ve çocuk. Üçlü bir saç ayağı lazım.
Üçü ve üçü arasında sıkı bir işbirliği olacak. Hiçbir zaman bir tezat olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani ailenin dediği öğretmeni kabul etmeli. Öğretmenin dediği aile kabul etmeli. Ve maalesef bazen toplumumuzda biz onu çok iyi görüyoruz. Anne baba işleri yoğun. Yanlış doğru ben yorum yani yapmıyorum. Yani son zamanlarda ekonomik şartlardan dolayı. Ama bütün sorumluluğu kime veriyor? Anneye. Anne yahut da öğretmene. Evet. Yahut da baba iş çekiliyor. Halbuki hayır. Hep bütünün bir mozaiğin parçasıyız. Tek yok. Bu sefer ilginç olan faturayı hepimiz ödüyoruz. Onun için anne, baba artı çevresel faktörler artı tabii de internet çıktı. Ve çocuklarımız maalesef SMS'ler bunlar çok olumsuz etkiliyorlar. Ve çocuğun bir gelişiminde ve inanın bizim beynimizin bir özelliği var. Ne kadar tekrar edersen o kadar aynı şeyler söyleseniz dahi o kadar yeteneği artıyor. Ne kadar çok kelime kullanırsanız beyni o kadar gelişiyor. Ne kadar çok hesap yaparsanız o kadar beyniniz gelişiyor. Aynı hesaplar yapsanız bile. Ama bugün inanın hesap makineleri çıktı. Biz iki kere ikinin kaç ettiğini bazen şüphe ediyoruz. Acaba kaç ediyor? Bu beynin yavaş yavaş yozlaşması demektir. Maalesef tehlikeli bir şey. Artık konuşamıyoruz. Gençler inanın zaten 500 kelime konuşuyorduk. Şimdi şurada 200 kelime. Kelimeleri bile kesip konuşuyorlar. Kesip artık konuşuyorlar. Yani onun için bu duygusal sistem için önemli. Efendim. Duygusal sistemin içerisinde çok önemli bir şey ve ileride yara yapıyor. Bu sefer nasıl bir insan? Bencil bir insan. Depresif bir insan. Olayı anlamayan bir insan. Ve ben şuna da inanıyorum. İnsanların eğitimi bireyseldir. Heterojendir. Yani bir tedavi dahi olsa aynı hastalığa farklı insanlar verdiği zaman aynı etki, o ilaç aynı etki yapmayabilir. Onun için heterojen diyor, farklılık arz ediyor. Onun için bir çocuğun gelişiminde, yetişmesinde annenin psikolojisi çok önemli. Artı çocuğun psikolojisi de çok önemli. Bir yapılanma, bir gelişme, beyin veya bedensel hiç önemlidir. Engelli olsun olmasın. Ama sonuç itibariyle engelli olsun olmasın bir özelliği vardır. Bu özelliği onun noksanlığı değildir. Olsa dahi. Onun bir farklılığıdır bakın özelliği. Ama toplumda farklı bir şey değil. Bir görme engelli bir arkadaş vardı bir konuşurken bir çalışmamızda. Dedi ki hocam ben toplumda halimle çok memnunum. Ama en büyük sıkıntım şu dünyayı görenler için yapılmıştı. Görenler, görme engelliler için yapılsa hiçbir sorunum yok. Evet. Evinde bir nebze kendini ayarlayabiliyor. Evet. Ama işte dışarıda çevre toplumunda işte o görme engelliler gerçekten de sorun yaşıyorlar. Hocam zaten biz dönüyoruz dolaşıyoruz. Beynin duygusal gelişimini çocuğun ileriki yaşantısındaki önemini bahsediyoruz. Biraz da siz bahsedin. Duygusal gelişimi nasıl etkiliyor çocukları? Şimdi duygusal etkileşim mesela biz laboratuvarımızda. Evet. Birçok testleri yapıyoruz. Birçok testlerimiz var. Bu testlerimizde sürekli dikkatten tutun da yani yüksek zeka şey her şeyi ölçüyoruz. Bir de duygusal durumu ölçüyoruz. Anksiyete, stres esnasında nasıl yapıyor? Ya da depresif mi bak? Depresyon falan değil mi? Depresif mi? Yani biraz hep kötümser mi bakıyor olaylara? Bunlar ikisi at başı gidecek, ikisi de beraber gidecek bir özellikleridir. Bir insanlar geldiği zaman bizim laboratuvarımıza diyoruz ki acaba senin dikkatin nasıl? Ölçüyoruz kolay. İyi ve kötü yahut da tepki esnasında nasıl? Bir de duygusal durumunu ölçüyoruz. Laboratuvarın testleriniz var. Asıl mesele bu insanın o noksan yahut da gerekli olan şeyleri tamamlaması için asıl testleri eğitmemiz lazım. Biz insanı eğitirken duygusallığını çok kolay kolay eğitemiyoruz. Dünyada tek değiştireceğin şey kendimizdir. Onun için eğer çocukluk dönemi iyi geçmişse biraz da o özellikler, duygusal durumu ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Ama yaşlandıkça onlar size kişiliğiniz oluşuyor. Onun için bir eğitim ne zaman başlayacak biliyor musunuz? İşte onun için anne baba aile diyorum. Çocukluk döneminde. Geçişme tarzı diyoruz ya. Evet. Geçişme tarzında olacak. Ama durum da bu. Bu sefer biz şöyle bir sorumlu bir insan olarak şöyle diyoruz. O zaman bu insanlarımıza böyle bir şey varsa eğitim vermemiz gerekiyor. Eğitim nasıl olacak? Normal yetişkin bir eğitimi. Sürekli bir eğitim, bir sürü programlar var. Bunu evet. Bilir kişiyle tartışmak mesela bugün az önce bir toplantımız yaptı. Psikologlarımız vardı, psikiyatrist hocalarımız vardı ve nörofizyologlar vardı. Acaba hangi test, bir de sosyologlar vardı. Acaba hangi testi nasıl ne kadar sürede vereceğiz ve bu adama bu kişiye faydası olur mu?
Ya da bu bilgiler o kişide kullanabilir mi? Asıl mesele bu. Test verebiliriz, konuşma yapabiliriz. İnsanlar tartışabiliriz. Ama mesele o bilgiler tartışırken, konuşurken o insan o bilgiyle kullanabilecek mi? Biz burada bir şey anlatıyoruz. İzah etmeye çalışıyoruz. Yani burada güzel laflar da söylüyoruz ama... Evet, biz bunu ne kadar hayatımıza yönlendirebiliriz? Hayata nasıl geçireceğiz? Asıl mesele onu vermek. Evet. Biz de şimdi ölçtük insanları. Duygusal durumu şöyle. Ne yapacağız? Biz bu insanlara eğitim vererek şu hareketi yap. İşte buna psikolojik danışmanlık diyorlar. Yaşam koçluğu ben o fazla bir şey... Yani evet şu anda popüler bir meslek. Meslek gibi. Ama ne olduğunu fazla bilemiyorum ama... Ama son itibariyle ne yapacağını söylemek insanlara. Ya eskiden bizim toplumumuz bunu yapıyordu. Ahiretlik kardeşimiz vardı değil mi? Şimdiki ismi kanka vardı. Ve bundan dertleşirdik. O biraz abiydi. Mahallenin büyüğüydü değil mi? Eski toplumumuz bunu halletmişti. Biz bunu kendi toplumumuzdan efendime söyleyeyim şey yaptık. Yozlaştık, uzaklaştık, yabancılaştık. Bu sefer boşlukta kaldık. Yabancının böyle bir sorunu var. Adam psikiyatriste git dediğin zaman yahut psikoloğa git dediğin zaman adam diyor ki hocam ben normal bir insanım. Ya ben sana kimse anormal demedim ki. Ama senin beyninde o duygusal sistemde bir sıkıntı var. Yani insan yüksek tahsilli insanlar, mühendis insanlar, eşler niye aile saadetleri bozuluyor? Söyleyeyim size işte duygusal sistemi kullanamadıkları için. Duygusal sistem yanlış olduğu için. İnan ben bir şey söyleyeyim Saadet Hanım. Evet. Bir insan, bir erkek eğitimde muhakkak vardır da bir erkek babasının annesine davrandığı gibi eşine davranır biliyor musun? Maalesef bunu? Öyle maalesef. Toplumumuzda. Ya da bir kadın çünkü eğitim vermiyoruz ki bunu. Böyle bir eğitim var mı? Çocuklar evlilik okulu var mı? Görsel. Aslında evlilik okulu diye bir şey şimdi çıktı ama çıktı, evet. Evlilik okulundan önce herhalde daha farklı şekilde davranmış. Hocam bu eğitim ilkokulda olmasın. Daha ilkokuldan önce olmasın. Ama evlilik okulunda karı koca ilişkisi. Duygusal ilişki hocam. Duygusal ilişkiyi ya, öğretmek lazım. Evet. O daha yani, önemli. İşte o önemli bir tabii tam tersi de kadında annesi babası nasıl davranmış ise ya ona biz şey diyor, onu ulaşılmayan bir şey. Aman baba çok mükemmel. Yahut da baba adam yerine koymamak. Çok yanlış bir şey efendim bunlar. Evet. Bunlar toplumumuzda yabancılaşmanın getirdiği negatif şeyler. Ama burada eğitim. Yine laf oraya geliyor. Eğitim. Ve nereden dönersek, nereden yani zarar nereden döner, kârdır hesabı. Anda eğitime girmemiz lazım. İnanın bazen anlaşanlı insanlar var. Saygıda diyoruz o insanlara. Ya diyoruz nasıl bu iş gitti? Hocam diyorlar. İnanın ben yaşadığım bir şey söyleyeyim. Bir evet. İkisi de hem kızımız hem oğlumuz. İkisi de tanıyoruz. Bir müddet sonra bir çocuk oldu ayrıldı. Evet. Ya dedik ikisini de tanıyoruz. Hani biz sizde ne oldu? Hocam bildiğin gibi de. Daha çok kızımızla konuşurken oğlumuz da aynı şeydi. Dedi hocam kapı kapandığı zaman farklı bir insan oluyordu. Bilemiyoruz bakalım. Birçok ilişki aslında öyle. Yani evet. Biz böyle boşanan ilişkilere baktığımız zaman o dört duvar arasında yaşananlar maalesef dışarıdaki gibi olmuyor. Yani çok toplumda farklı tanımız beyefendiler ya da hanımefendiler o dört duvar içinde, ev içinde neler yaşıyorlar ya da nasıl bir davranış sergiliyorlar onu hiç kimse bilemiyor. Herhalde bunların da öyle bir ilişkisi i̇şte var. Duygusal bu. Duygusallık bu efendim. İşte o evlilik dedik ya duygusal zekanı evlenen insan. Duygusal çünkü o eğitim yok. Tamam evet. Vahşi. Ya hatta evladın da aynı şekilde. Yani siz inanın bir anne evladına nasıl davran, annesinin davrandığı gibi sana nasıl davranırsa aynı şekilde davranıyorsunuz. Eğitim almamız iseniz, eğer bilinçli bir yatırım yapmamışsa sizde. Onun için böyle bir sıkıntı var. Asıl kötüsü de ne biliyor musunuz Saadet Hanım? Buyurun. Bunun faturası kim ödüyor biliyor musunuz? Çocuklar. Maalesef. Evet, maalesef öyle oluyor. Yoksa erişkin adamla bundan sonra hiç farkından bir şey olmaz. Tabii sıkıntı olur ki kadın çok iyi sıkıntı yaşar onu da biliyoruz. Psikolojik olarak travma. Ve ondan sonra ama en büyük fatura o. Bir de tabii bir de şöyle düşünün yani bir de artı böyle bir duygusallık artı bir engelli çocuğunuz var. Evet şimdi birazdan engelli beyine de geçeceğiz. Ya, evet. Onu da konuşacağız. Çocuklar ödüyor, aileler bunda en son yapılan istatistiklerde en çok da bu boşanmalarda ya da bu tür ilişkilerde eğitimli insanlar karşımıza çıkıyor. Yani demek ki iş eğitimle bitmediğini sizin konuşmalarınızdan daha iyi anlıyoruz. Hocam eğitim yapam eğitemiyoruz. Yani, duygusal zeka eğitemiyoruz. Maalesef. Yani yatırım medeniyet odur. Toplumda çok güzel yerlere gelmiş beyefendiler ya da hanımefendiler. Bakıyorsunuz ki ilişkileri ya da çocuklara yaklaşımı çok çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Demek ki onlar beyin duygusal olarak eğitilmemiş ya da o olgunluğa gelmemiş. Çünkü duygusallık dediğim zaman empatisi olan insan demek. Sevgi, evet. Şefkat olan insan demek. Nefreti olan insan demek ama dozunda.
Evet. Karşısındaki insanı insan gibi kabul etmek demektir ya. Bakın medeniyet insana yapılan yatırımdır. Medeni bir toplum istiyorsanız tüm insanlar ama tek topluma değil. İnsana eğer bir medeniyete yatırım insana yapılmışsa o toplum medenidir. Açın bakın. Evet. Ben hiç toplumu ayırmıyorum. Batı doğusu yok. Kuzey ve güneyi yok. Eğer bir toplumda fakir dahi olsa, zengin olsa hiç önemli. Zengin önemli, gerekli fakat yeterli değil. Ama eğer kültürü, eğer bu duygusallık dediğimiz şeyi insana yatırım yapıyorsa sistem medeni sistemdir. Ya inanın Osmanlı dönemine bakın. Biz bazen toplumumuzda maalesef böyle ön yargıyla şey yapmışız ama inanın Osmanlı beyefendisi var. İstanbul beyefendisi nereden çıkmış? İstanbul hanımefendisi var ya. İnanın tamam savaş görmüş ama bir İstanbul hanımefendisi inanın o kadar mükemmel, o kadar bir organize olmuştur ki özel bir ders almıştır. Kocasını memnun etmek için değil, toplumunda anne yerini korumak için. Hani Japonya'da şeyler var ya, kadıncağızların geyşalar. Şey, geyşalardaki olay gibi değil. Onun işbirliği içerisinde. Bir kavga yok. Üstünlük aşağılık. Çünkü diyor ki benim geleceğim eşim benim geleceğimi hazırlıyor. Çocuğumun eğitimini kim veriyor? Şunu samimi söyleyeyim, bir anne istese eşin çocuklarını babasına düşman yapar mı, yapmaz mı hocam? Yapar, yapılıyor zaten yani. Maalesef. Yanlış bir şey. Evet. Çünkü burada çok yaşıyoruz bu toplumlarda. Boşanan aileler çoğunlukla karşı tarafa hep suçlarlar. Eş kadını suçlar, kadın erkeği suçlar ki kendilerini haklı çıkarabilmek için ve düşman yapılabiliyor. Tabii bunun faturası da sonradan daha ağır çıkabileceğini düşünemiyorlar maalesef. Aynen. Ama kötü işte, en kötüsü işte bu insana yapılan yatırımda, iyi yatırım veya kötü yatırım, fatura 20 sene sonra. Evet. İnanın özellikle bu duygusal bölge ki birçok hastalıkta şizofren, bipolar bozukluk. Zaten şizofren hastalığına baktığımız zaman küçükken çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Şöyle bakıyoruz, böyle üniversiteli bir genç çıkıyor karşımıza. En son ortaokulda ya da işte lise dönemlerinde aile geliyor, bu konuyla ilgili ruh sağlığıyla devamlı diyalog halindeyim. Aile geliyor, çocuk çok böyle üniversiteyi kazanmış, oğlum şizofren hastası diyor. Bunun demek ki geçmişe dönelik bir altyapısı var. Altyapısı var bir de maalesef. Tabii genetik yapı var. Bu olaylar onu patlatır. Genetik yapı ne kadarını patlatır ya da işte bu... Hocam şöyle altyapısı, mesela şimdi fazla rakam vermenin şeyi yok da. Şöyle altyapısı vardır. Çevresel faktörler de vardır. Evet. Karışıktır. Ama o hayat boyunca patlamaz. Yani bir yara vardı içeriden. 40 oradan yaşında da çıkıyor çünkü aniden. Çıkar, 40 yaşına çıkar. Kadar. Stres. Ama siz bilirseniz mesela biz bir çalışmamız vardı. Şizofren hastalarında, bipolar bozuk hastalarda araştırdık. Aile soy ağacını çıkarmıştık. Genetik bir çalışmaydı. Mesela 5 kardeş var, ikisinde var. Torunlarda 3'ünde var. Ama bu belli ki seyrediyor. Seyir vardı. Evet. Şimdi hatta bazıların gen demeyeyim ama bazı özellikler, ortak özellikler diyoruz ki bu adamın da olma ihtimali çok fazla. Ama bakıyorsun normal. Taşıyıcı oluyor. Evet. Yani bir şey taşıyıcı. Ama böyle bir şey yakalarsanız psikolojik hastalık, tabii her hastalıkta bu kadar söylemek çok doğru değil. Evet. Varsa o adama strese sokmayacaksınız. Hmm. Stres onu mahveder. Örneğin çevresel faktörler daha ortaya çıkarır. Hocam dönüyoruz dolaşıyoruz, otizme getiriyorum ben. Evet, otizmde de biz bunu yaşadık. Yani nedenin içini belli olmayan bir rahatsızlık maalesef. Çevresel, yani o çocuğun genetiğinde 10 kuşak öncesinde ailesinden biri taşıyıcıysa doğumdan sonra çevresel faktörler çocuğun gelişiminde otizmi daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor diyorlar. Şizofren de herhalde öyle oluyor. Onun benzer, tabii ona benzer de şimdi şizofrenin iyisi de var kötüsü de var. Hafiften şizoid dedi bakın. Şizoid olmamız, yani iç dünyamızın geniş olması güzel bir şey. Asıl mesele oradaki o iç dünyadaki ayrık dediğimiz bir beyin dediğimiz bir yapılanma, işte patlamalar var. Mesela hatırlarsanız bir basına da bilindiği için söylemekte fayda, Çivici. Evet. Bu adam bakın bir at yapısını bilemiyor ama bir elektrik şeyi var. Bir elektrik kapılma olayı var. Elektrik kapılıyor. Ondan sonra gidiyor, zamanın doktoruna, işte buradaki sağlık ocağının doktoruna, ya ben insanları garip garip görmeye başladım, bir şeylik var mı diye şey yapıyor. Ondan sonra adam işte cinayetler ortaya yani çıkıyor. Yani işte aslında bu tamamen gerçekten bakın bir patlama, bakın bir patlama var ve ilginç olan bir şey daha var. Saadet Hanım, o adam kayınpederin düşmanlarını şey yapıyor, hedef almış. Bak orada bir mantık var. Çok hatta ilginç. Mağdur aileler diyor ki ya bu adamda böyle bir şey yok, işte özellikle belli hedefe gidiyor. Yani bunun gibi. Bu fazla tabii
olayları şey yapmak doğru değil ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Diyebiliyoruz evet mantığı var. Kendi halinde mantığı var. Ve kendini başka yere koymak. İşte ben geldim. Şizofrenin özelliği o. Ben kıymetliyim. En kötüsü işte bunun akıl oyunlarında çok güzel film ettiler onu. İşte halüsinasyonlar var. Yani şizofrenlerde orada, o biraz fazla oluyor. İşte, gaybden ama hocam ses toplumumuz şizofren deyince hemen böyle cinnet geçirip insanlara böyle vahşice şeyler oluşturabiliyor. Biraz bakış açısı hemen şizofren mi? Hemen biraz bakış açıları değişiyor. Değil, ona yok, göre normaller çok var. Yani değil normal mi? Yaşam maalesef değil. İçimizde birçok şizofren var ama biz onu yaşıyoruz hissetmiyoruz. Ya, onlarla yaşıyoruz. Beraber yani, oturuyoruz. Sonra komşumuz o kendi, olabilir, arkadaşımız aynen, olabilir. Aynen. O Böyle bir patlamalar gerçek ayrı bir de şey var. var. Yani şizofren geniş bir konu. Fazla Evet. Teknik olarak girmek doğru değil. Şizofren ayrı bir dernekleri var. Güzel çalışmalar var. Çok da güzel bizim üniversitemizde bu işte çalışan hocalarımız var. Çok mükemmel çalışıyorlar ama biz o şizofren dediğimiz şeylerde yaklaşım bir de paranoyalar var, patlamalar var. Cinnet kelimesi çok önemli. Ama inanın akıl sağlığı böyle cinnet getirmek işte patlama noktası. Ya gelir noksanlığı değil mi? Ya bir iflas, ya bir stres, sınav. Mesela öğrenciler genelde eğer böyle yatkınlık varsa bu psikolojik patlamalar genelde sınav dönemi oluyor çocuklarda. Yahut da gurbete gidiyor, başka yerden bir başka şehre gidip okumaya gidiyorlar ve buna bağlı olarak çocuk şey oluyor. Okuması değişiyor. Anlatabildim mi? Okuyarak kendinin strese bağlı olarak özellikle üniversitede başka bir Anadolu'nun ilinden başka bir ile geçtiği zaman onun çevre değişiyor, stres oluyor. O gün normal saydığı bir şey o zaman stres olarak karşısına çıkıyor. Sorun olarak karşısına çıkıyor. Yemek sorun, yatmak sorun, gelmek sorun. Dersler başlıyor ve çocukta başlıyor depresyon. Başlıyor. Eğer adli yatkınlık varsa sıkıntı. Bir öğrenci geldi bana dedi hocam ben sınıfta fazla duramıyorum. Çıkabilirim. Çık. Ve ondan sonra tedavi gönderdik. Onun için yahut da dedi bir tane öğrenci geldi hocam dedi ben filanca hocaya şey görüyorum. Garip görüyorum. Bana düşmanlığı var sanki. Hemen psikiyatriye gönderdik. Yani buradaki müdahale yapılabiliyor. İlaçta çok güzel ama şeyler onlar yapılabiliyor. kendileri size gelip ifade edebilebilir. Tabii işte Yani oradaki yatkınlık öğrencilerimiz. zaten sıkıntı var. Bilinç de orada var. Bazıları bir söyleyemiyor. Hatta Evet, daha doğrusu söyleyemeyenler. söylüyor da olay etrafındaki insana bunu algılayamıyor. Yani insana bunu söyler. Kötülük yapacağı adam söylüyor bilinçaltı yani konuşur. Fakat onu ciddiye almazlar. Her zaman söyler. Bunun psikiyatride var yeri. Onun için yani burada hemen önlemek gerekiyor. Çünkü beyin öyle bir hassasiyeti var. Öyle muazzam bir çalışma mekanizması var. Çünkü annenin bizim bir çalışmamız var şimdi şeyinde engeller. Evet, ikinci Beyinle yarıda zaten bunu çok anlatacağız. anlatacağız. Anlatacağız Engelli fazla. beyninden engelli ebeveynine kadar şeyini konuşacağız. Bu sadece normal bireylerimiz değil. Bireylerde olması gerekenleri ve Evet. patlamaları bahsetti. Yani gerçekten çünkü beyin beslenmesini derken beyin inanın beyin en çok istediği şey su. Bol bol su için. Çünkü beynin %90 neredeyse su. Evet, gıdası. Temiz su gıdası. Ara sıra beynimizin düğmesini açıp kapatalım. Yani egzersiz. Nasıl? Egzersiz. Nasıl? Düğmesini açıp kapatacağız. Uyuyarak mı yoksa nasıl Uyuyarak uyuyacağız? Yani Kendimizi, hayır rahat derler ya uyuyacaksınız. biraz kendinizi dinlendirin derler. Onu nasıl biz onu beceremeyiz mesela? En büyük şeyimiz de Ya kendimize yaptığımız zarar da odur. yani O beyni tatil dinlendirememek. yani tatil illa pahalı bir tatil değil. Yani şöyle bir hoşuna giden bir müziği Açık dinlemek de. kapama Ha, tatil açma mi? kapı. Tabii. Bir tatil. 5 dakika. Önemli olan bu. Yani yoksa aman. Çünkü bir stres. Ama şey var hocam yani biz onu yaparken mutlaka beynimiz başka şeylere veya da farklı konular aklımıza geliyor. Olumsuz şeyler, gün içinde yaşadığımız olaylar mutlaka gözümüzün önüne geliyor. Onların hepsini nasıl sıfırlayabiliriz? Bakın şöyle yaşam tarzı var. Şimdi bir de beynin eğitiminde hazırlık safhası çok önemli. Benim bir prensibim vardır. Bir kere iyi niyetli olacaksın, dürüst olacaksın. En başta kendine. İyi niyetli olacaksın. Çok çalışacaksın. Mesleğin en iyisi yapmaya çalışacaksın. Yani az maaş alıyorum. Maaşım yetmiyor değil. Acaba şunu düşüneceksin. Acaba benim aldığım para bana hakkı görmüyor. Bunu sorgulayacaksın. Kendini itiraf etmeye gerek yok. Ondan sonra sonucuna fazla karışma. Sen vazifeni yaptın mı? Yaptın. Gerisi sonucuna karışma. Benim bu prensibim ama bu yetişme tarzıdır. Bu bizim dinimizde de var hocam. Tevekküldür. Yani Evet. Rabbim şey der. Sana bir tarlayı verdim ama lütfen önce o tarlayı bir şey yap. Çapala, sula. Ondan sonra Allah'a bırak. Yani önce bir çalış, emek harca. Aynen. Sonra ürünü bekle. Aynen. Bu dinimizde de olan bir şey. İnsanoğlunun hayatının her döneminde olması O zaman gereken onun bir şey. terminolojisini söyleyeyim. Evet. Hüsnü zan, salih amel takdiriyle. Yani. Bu Arapçası. Ben bunu çok da sevdiğim bir Ben de aynı prensiptir. tevekkülü ben de çok Yani severim. o
ve rahat edersiniz efendim bakın. Samimi söyleyeyim, rahat edersin. Beyin bunu ister. Beyin negatif bilgi istemez. Ve ilkin en kötüsü de beyin her zaman negatif bilgi gelir biliyor musunuz? Hep kötü şeyler gelir. Bu şey biraz önce dediniz ya, kodlama dediniz. Yani evet. Kodlama mesela bir şey söylediğimizde olumsuz şeyi direkt beyin alıyor. Evet, evet. Bu tabiat olayı da böyle yani, bir şey yaptığımızda tabiata sinyal derler böyle, insanlar arasında konuşur. Sinyal verdin sen, o olumsuz şey sana geri dönüp gelecek, evet, bu merak evet, gibi. Tabii. Bu herhalde yine bundan da alakalı bir şey. Şimdi yani gözden mi bahsediyorsunuz? Onda mı yani şeydi, şimdi beynimiz çalışırken, beynimiz çalışırken dalga yayıyor. Bu ne evet. Kesin. Ve beynimizde şöyle böyle 5 wattlık hatta 100 wattlık bir enerji harcır. Yani 5 wattlık bir lambayı yakarız biz. Yani beynimizde şey yapar, o kadar elektrik üretiriz. Bu kadar bir hassasiyetimiz var ve dağılırız. Yani bir su boru içerisinde su gider de oradaki hareketi görürsünüz ya. Aynı evet. Şekilde damarlarımızın içerisine giden kan harekete geçtiği zaman da orada bir harekete geçilir. Biz doğayla iç içeyiz. Bizim biyolojik şeyimiz var. Biyolojik saatimiz var. Biz güneşle de bağımlıyız, dünyayla da bağımlıyız. Buradaki kelebek etkisi dediğimiz havayla da bağımlıyız. Evet. Ve onun içindir ki bir çocuğun bahar çocuğuyla kış çocuğu bir değil. Çünkü annenin baharda beslenmesiyle, yazın beslenmesiyle kışın beslenmesi aynı değil. Her şeyin bir organizasyonu. Yani ben şunu diyorum, her yerde matematik var. Her yerde plan var, her yerde program var. Bu program içerisinde sistem çalışır. Bu şimdi biyolojik ritim diyoruz, kronobiyoloji diyoruz ona. Yani her şeyin doğada da var, canlılarda da var, bizde de var. Yani kafamız en sağda, en iyi ne zaman çalışır? İstirahat dönemi ne zaman? Sabah, inanın bakın bir şey söyleyeyim. Sabahleyin güneş doğmadan 2 saat, 1,5-2 saat önce uyanık olmamız lazım. Siz bunun yorumunu yapın. Sabah namazında derler. Dan önce. Önce. Ya. Şey derler, doğada var. Uyku evet. Saatimizi derler, beyin vücut bir şey salgılıyor. Adrenalin ha işte. Evet, o 11-10'dan sonra yatmak vücudun... O serotonin. O sizin vücudu dinlendiriyor. Sabahleyin kalkarım tamam. Şöyle. O saatler arasında yatılan bir vücut daha dinlenik bir şekilde uyanıyor sabah. O salgıyı yakalayabilmek için. O melatonin önemli. Salgısı şöyle hocam. Melatonin evet. Sabahleyin bize sabah hazırlar adrenalin, stres hormonu dediğimiz hormonlar ve burst dediğimiz patlamalar vardır. Her hormon kendi saatinde farklı salgılar ama o dönemde böyle güneş doğmadan. Ben hep onu şunu söylerim. Uyanıkken daha o salgıdan daha çok faydalanan vücut. Uyurken daha az. Yani sütçü sütü dağıtır sabahleyin. Uyanıksan 2 tane fazla alırsın. Ama uyurken 2 tane 1 tane koyar gider sütçü. Evet. Sütçünün insafına kalırsınız. Bir de akşam hazırlık var. Doğada işte biyolojik ritim var. Akşam ister hiçbir şey yapma, yatarak geçir ama akşam niye uykumuz gelir? O da melatonin salınır. O da tadilat ve tamiratta. Gözlük kapalı ve karanlıkta olacak efendim. Evet. Melatonin salgı saatlerinde uyumak daha faydalı deniliyor. Doğru çünkü. Ve gece bakın gözlük kapalı ve gece olacak. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim buradan atladık. Yani yaşamda gece çalışan, vardı usulü çalışanların daha çok hasta olduğu ya gece hayatı olan insana daha çok ömürlerinin kısa olduğu demek pek iddialıdır ama sonuç itibariyle çok çok daha hasta olduğu netleşmiş. Hatta bir çalışma var. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da bir gece çalışan insanlar bir de normal günü çalışan insanları karşılaştırmışlar. Gece çalışanların biyokimyasal değerleri günü çalışanlara göre daha kötü. Evet. Hatta kömür ocağında çalışan, kömür madeninde çalışan insanların çalıştığı yıllara göre kardiyak şikayetleri 4 senede 16 sene 20 sene çalışanlara bakıyorlar. 20 sene çalışanlarda kardiyak şikayetleri daha fazla. Damar hastalıkları ve kardiyak hastalıkları, kalp hastalıkları daha fazla. Yani çalıştıkça evet, itibariyle bu şekilde bizim burada biyolojik ritim dediğimiz bir yaşam tarzı var. Bu beyin içinde önemli. Bu da yine beyin tarafından organize ediliyor. Beynin alt tarafında bir bölgeden kontrol ediyor ve güneşe ve ısıya ve termal sisteme bağlı. Evet. Hocam evet, çok zevkli geçiyor. Ben ilk yarı hemen biraz mola vermek istiyorum. Bir çay içelim. Kısa bir aradan sonra yayınımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.
Evet, Engelsiz programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ben bugün konuk aldığım zaman hocam Profesör Doktor Necip Kutlu Bey Efendi'yi aldığımda biraz olayı bilimsel yönden konuşacağımızı düşünmüştüm. Ama program geneline baktığım zaman çok keyifli bir sohbet havasında geçen bir programımız var. Böyle bilimsellikten uzak, genel olarak böyle konuştuğumuz, böyle kafamızdaki soru işaretlerini giderecek hocamızın da anlatım tarzıyla keyifle geçirdiğimiz bir program oluyor. Ben hocama o yüzden teşekkür etmek istiyorum. Evet hocam, ilk yarısında beynin duygusal zekasını, her türlü şeyini konuştuk. Şimdi engelliler bölümüne geçelim. Evet. Beyin engellilerle ilgili gelişiminden bahsedelim. Onunla ilgili konuşalım. Buyurun hocam. Şimdi aslında ben her zaman konuşmamın da başına söylemiştim. Yani siz beyninizde ne varsa o da vardır. Bu pozitif yönde de aynı, negatif yönde de aynı. Yani toplumumuzda, toplum sağlığında veya dünya çapında birçok rahatsızlıklar var. Bunlar biliyorsunuz en başta inmeler, beyin damar hastalıkları olsun, Alzheimer, Parkinson ve beyin ve sinir, yaşlanma hastalıkları, beyinle ilgili bunlar şeyler. Yine dejenerasyon yahut da engelli rahatsızlıkları. Mentalite şu, beyinde şu veya bu sebeple gelişme bozukluğu, bu fizyolojik olabilir yahut da histolojik yahut da yapısal olabilir ama bir şey var. Bu dünyanın sonu değil. Mesela çocuğumuz otistik olabilir. Bu bana göre bu engellilik değil ki. Bu biraz daha öğrenmeyi ne yapması? Farkındalık. Farklı bir dünyaya bakış açısıyım. Fizyolojik olarak düşünüyorum. Ben mentalite olarak o gelişmekte olur efendim. Bu şekilde gelişme olduğu için sadece o değil ki. Yani otistik olsun yahut da kaygı, değil mi? Saldırganlık, şizofren yahut birçok geniş birçok farklılıklar var. Onun için burada mesela az önce söyledim. Üç şeyden bahsettim. En başta doğru teşhis. Çünkü eğitim kişi özeldir. Ben ne demiştim? Her insan özeldir. Ve duygusal yapısıyla ve bilimsel yapısıyla sistem verirken veyahut da hiç kimse kendisine karantina edemez ki. Acaba ileride bir trafik kazası ya da herhangi bir iş kazası sonra beynimizin bir parçası dokusu kaybolduğu zaman ne hale geleceğiz? Evet, maalesef olabilir yani. Ama mesela burada bizim başımıza da gelebilir. Kardeşimizin başına da gelebilir. Evet. Evladımızın başına da gelebilir. Yahut da bir anne babamızın başına da gelebilir. Mesela burada biz nasıl davranacağız? Toplumda bir kere nasıl karakterler farklıysa insanların, aynı şekilde engelli kardeşlerimiz de aynı özelliğe sahip olduğunu ve onları olduğu gibi kabul edeceğiz. Ne acıyarak ne de onları soyutlayarak. İster normal akıl hastası olsun, ister spastik olsun, isterse bedensel engelli olsun. Onun için mesele orada o psikolojik travma yaşatmadan efendim. Bakın o engelli ona engel olmadan o insana topluma nasıl kazandırır? En başta kendine faydası olacak. Kendisine faydası olan mı? Topluma da faydası olur efendim. En başta kendisine güvenecek. Kendisine ona göre eğitim yapacak. En az da insan gibi yaşamayı öğrenecek efendim. Ondan dolayı insan gibi yaşadığı anda toplum içerisinde o şekilde kabul edilecek. Çok merhamet etmek de, onlar çok acımak da yanlış bir şey. Hep ben engelli arkadaşlarımla konuştuğum zaman aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki biz böyle doğadan gelen bir şey. Allah'tan takdir ilahi deyip kesip atıyor. Doğrusu da bu. Fazla takmaya gerek yok ki. Geçmişe bakıp üzmeye gerek yok. Ha böyleymiş kader deyip kesip atmak lazım. Geleceğe bakacaksınız. Hatta bazen olur bir engelli bir çocuğu olan anne babalar devamlı birbirlerini suçlarlar. Yanlış. Maalesef evet. Bu yönden boşanmalar çok fazla. Ben de o konuda evet. Dernek başkanı olarak şahit evet. oluyorum. Engelli çocuğa sahip olan ailelerde parçalanma diğer ailelere göre daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Halbuki bu benim kaderimdir, bu benim şansımdır diyerek. Anne babaları, kardeşler. Bu benim bir evinde bir yaşlı, bir sakata bakan bir insan. Evet. Şanslıdır. Bizim dinimiz de bunu emrediyor efendim. Sosyal hayatımız da bunu emrediyor. Büyük bir insandır. Gerçek kahramanlardır hocam. Kahramanlık evet savaş alanlarında olur. Asıl kahramanlık burada olur. Yaşam alanında. Bu şekilde gelişimi olduğu için çocuğun gelişiminde önemli. Ve o çocuğun tek istediği şey sevgidir. Evet, anne şefkati değil mi? Diğer şeylerden anlamıyor. Yani biz kendimizden biliyoruz. Çocuklarımızı çikolatayı biliyorlar ya da işte böyle abur cuburu biliyorlar. Sadece sizin ona dokunmanızdan anlıyorlar. Evet. Maalesef bizden beklentileri sadece sevgi oluyor. Sevgi ve dokunmak dediniz de inanan insanlara dokunun, şefkatle dokunun. Bir çocuğun isterse ne olursa, hayvan da buna dahil efendim. Evet. Sevgine dokunursanız o sistem içerisinde serotonin sistem aktivasyonu, endorfin salınır. Mutlu olur, mutluluk hormonu salınır efendim.
Onun için sevgi şefkat odur. Onun için yetimlerin ne derler? En basit yetimlerin kafasını şey yapın, sevin diyor sevgili bir okşayın yani. Sevgili okşamak. Onun için burada bir kere teşhis. Evet, gerçek bu. Beyni şu ve bu sebeple yok. Beynin o dokusu yok. Ona göre yapılanması var. İkincisi, bunu iyi niyetli insanda bir yere girecek. Nasıl, yetenekleri nasıl olur, neye göre yetişmesi lazım? Nasıl yetiştireceğiz? O insanları nasıl yetiştireceğiz? Bu denek faaliyetleri, sizin de ben biliyorum, çok güzel faaliyetleriniz var. O insanlara bu topluma ait olduğunu, insan olduğunu ve bu topluma ait olduğunu bildirmek. Evet. Ve önemli olduğunu bildirmek. Bu şekilde yetişmek lazım. Aslında ikinci bizim atladığımız bir şey daha var. O çocukların, engelli çocukların anne babasının psikolojik durumu. Evet, maalesef. Acaba, tamam evet yükü artıyor, doğru, katılıyorum. Ama bu yükün nasıl üstesinden gelmesini öğretiyor musunuz o insanlara? Bu efendim maddi imkanlar tam yardım edilmeli. İmkanlar ne olmuyor ki? Bir de bunun sosyal imkanları var. Bundan baş etmeye, stresle baş etmeye öğretebiliyor muyuz? Bizim öyle bir çalışmamız var inşallah. Yapacağız bir hastane arkadaşımızla. Engelliler derneklerini anne babaların, özellikle annelerin, anne ve babaların, özellikle annelerin acaba psikolojik durumları ölçüp acaba psikolojik olarak, duygusal olarak hangi konumda onu temin edip, onu yakalayıp ondan sonra acaba bir yardım edebilir miyiz? Bir eğitimle, bir konferansla, bir seminer neyse. Ve onu sosyologlardan görüşüp ona göre bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Doğrusu da bu, bilmiyorum. Yani en azından o insanlar bunu istiyorlar. Siz bunu iyi biliyorsunuz. Çalışmalarında hep bunu var. Biz bunu yapmalıyız. Bu bizim görevimiz. Bu bizim borcumuz. Evet. Yani devlet, sosyal devlet olma statüsünde o ailelerin maddi yönlerini düşünebilir ama en önemlisi sizin dediğiniz, onların ne yaşadığını, ne hissettiklerini aslında bir nevi kolaylaştıracak çalışmalar yapıldığı zaman onların hayatına da güzellikler katabiliriz diye düşünüyoruz biz de. Çok iyi olur. Engelli ebeveyni nasıl oluyor? Yani biz engelli beyinden bahsettik ama engelli ebeveyn, evet, en engelli ebeveyn çok önemli. Şöyle bir önemi var. Engelli ebeveyn olmak aslında o çocuğun da memnun. Hatta o çocuğunun ona kabullenmiştir. Oldu kabullenmiş, evet. Ve maalesef psikolojik travma yaşıyor. Ben hatta bazı engelli ebeveynler, anne veya babalar, acaba ben aileme nasıl derim bunu? Bu topluma çıkamaz çocuklar, saklar, gizler, değil maalesef, mi? İnkar eder. Maalesef, evet. İşte sıkıntı bu. Çünkü bu şuradan, stresten korkar. O korku, o korkusu yani beceriksizlik aslında, kendine güvensizlik. Az önce ben söyledim ya, iyi niyetli olacaksın, çok çalışacaksın. Acaba ödevimi yapmadın mı, ondan mı oldu bu? Hatta belki de yaratıcının bize bir imtihanı mı? İmtihan olsa ki neyi? Cezası mı demek çok yanlış. Maalesef öyle düşünen birçok ailemiz var. Var, maalesef var ama bunu işte yıkmalıyız. İşte bu dernekler, bu çalışmalar, bizim de çalışmamız bu. İnsana bu cesaretlendirip o şeyi yapmanız lazım. Çünkü evet o çocuktan uğraşırken anne ve baba, özellikle anne birçok psikolojik travmalar yaşıyor. Olayın farkında bile değil. Asıl sıkıntı çünkü ikinci bir çocuğuna inanın eğitmek için fırsat veya da zaman ve zemin bulamıyor. O çok maalesef. Kötü. Kendine zemin. Kendini hiç bulamıyor tabii. Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü mesela. Evet. Engelli anneleriyle bir araya geldik. Engelli annelerine dikkat ettim böyle eğlence ortamında. Şöyle şaşkın bakışları gözüme çarptı. Yani o ortamın keyfini bile çıkaramadılar. Çünkü kendilerine zaman ayıracak şeyleri bile yok. Yani eş, çocuk, özellikle engelli çocuğu olmak mesela normal bir bireye göre 10 kat daha fazla sorumluluk ve yük alınması gereken bir halbuki maalesef. Yani bu bir sorumluluk olarak, yani bu olduğu gibi kabul ettikten sonra tamam. Nasıl bir çocuğun bakımı da zor olduğu için hocam mesela yani şimdi engelli bir bireye sahip olmak kendimden bildiğim için yani bakımı normal sağlıklı bir çocuk gibi değil. Yani onun öz bakımı konusunda devamlı yanımızda olmamız, yani diğer çocuğumuz mesela 15 yaşındaki çocuğumuz kendisi öz bakımını gayet rahat yapabilirken biz hala onun öz bakımıyla ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Eğer ağır bir engelliye sahipseniz maalesef öyle. Tabii o yük katımız diğer çocuklarımıza göre yani annelere göre daha artıyor. Enerjimiz, beden gücümüz, her yönden daha fazla bir efor harcıyoruz.
Doğru. Aslında onun yardımcı orada yardımcı. Yok ama işte sosyal devlette para konusu var ama yardım aslında olması böyle gerekiyor. Üniversitelerde böyle çalışmalar yapılabilir yani. Tabii işte yavaş yavaş biz de bunları İnşallah. Yapıyoruz. Yani bizim ailelerin yükünü en azından haftada bir gün iki gün alabilecek şekilde o öğrenci çocuklarımız o ailelerle yaşamanın gerektiği konusunda gelebilirler. Ama maalesef hala biz bunu Manisa'da uygulayamadık. O projelerimiz var. Biz Türkiye'de o proje yavaş yavaş şeye geliyoruz. Hatta ben özellikle bizzat kent konseyine bulundum. Amaçlarımız bir tanesi ve Milli Eğitimle olsun, Sağlık Müdürlüğü'yle olsun sıkı işbirliği içerisindeyiz. Evet. Böyle yani bizim bilgilerimizle halkla birleştirip ne hizmet yaparız? Evet. Yani bu şekilde mesela birçok eğitmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, ya çocuklarımıza ne veririz? Normal veya engelli. Bu şekilde bir çalışmalarımız var, devam ediyor. Hatta birçok projemiz var. İşte az önce bir proje daha biraz çıtlattım, fazla konuşmak istemiyorum. Yani engelli anne babaların psikolojik durumları. Evet. En önemlisi de o. Bu. Nasıl olacak? Evet, nasıl olacak hocam? Tespit edeceğiz ve bu tespitten sonra bunun anketleri var, bilimsel çalışmalar var. Ve anneye babaya bu özgüveni vermemiz lazım efendim. Özgüveni verip onların normal standartta yapması. Yani bir anne, benim çocuğum var, ağır bir şey var, ben bunu eyleme hakkım yok dememeli. Benim engelli çocuğum var. Ben bunu eğitimini verdim, hakkıyla verdim. Hani bir çocuğu anne uyutur, ondan sonra gider eğlence gidebilir. Yahut bir bakıcıya koydum, yerleştirdim. Bir onu ya da tarzı. Aileleri sahip çıkarlar. Sahip çıkarlar. Yani bu şekilde yapması gerekir. Bu bir öğrenme tarzıdır. Ben yurt dışına gittiğim zaman, ya dedim bu toplumun büyük bir kısmı şey mi ya? Engelli Engel, mi? Evet. Bizim Türkiye'mizde böyle yok dedi. Şimdi yavaş yavaş oldu. Evet. Halbuki engel hiçbir sorunu yok. Bütün tabiri caizse caddeler yani kamu alanları hep şey. Engelliler içinde, normal insanlar içinde var. Geziyor, tozuyor, oynuyor. Her şey var. Sosyal bütün faaliyetler o insanda var. O da ben şunu yorum yapabildim. Demek ki toplum böyle sahip olmalı. Biz bakıyoruz bazen bazı anormal hareketler görüyorsunuz toplumumuzda maalesef ama daha iyiye gidiyor. Daha iyiye gidiyor. Daha da güzel olacak. Yollarda değil mi? Görme engellerden evet, yahut da... Mimari konusu da artık ama yok. Ceza yaptırımı olmadığı için hocam biraz geriledik biz evet. Maalesef. Çünkü en son Haziran ayına kadar bunları yapılması gerekiyordu. Sonra bunu tekrar uzattılar. Eğer belediyeler ya da işte hukuki yönden biraz ceza yaptırımları olsaydı o iş yeri ya da işte o kaldırımın olmaması o kuruma ceza kestirirseydi belki daha da hızlı bir şekilde ilerleyebilirdik. Ya onda ceza var bence... Kafa yapısı. Yani o zaten yani bizden kafa yapısı, çok benim farklı bir şey. Kafa yapısı güzel olan bir sistemde mükemmel olur. Yoksa mümkün değil. Çünkü inanın bir annenin, bir engelli annenin beynin gelişimini ve onun çıkaracağı şey gerçekten çok ağır bir stres. Ağır bir imtihan değil. Ama evet. Bunu ekart etmek, her yolun, her gecenin bir sabahı vardır. Ve ona da bir sabır vermesi gerekiyor. Ona göre gelişmesi gerekiyor ve onu da hallediyor. Halletmesi de gerekir. Mesela onun altyapısını iyi hazırlamak ve en büyük bir hanımefendinin de en büyük destekçisi iyi bir sabırlı bir eş. Eşi. Eşiyle beraber yapması lazım. Ailesine yapması lazım veyahut da çocuklarına yapması gerekir. İşbirliği ve toplumla. İşbirliği içerisinde olmamız lazım ki biz bunu başlayalım. Yani sadece bir engelli annesi olarak sadece kendi mücadelesiyle maalesef kadıncağız kendini mahveder. Psikolojik açıdan diyorum. Maddi açıdan değil mi? Ve toplum da buna uyanık olması lazım. Az önce görüştüğünüz şeyde ve sistemlerimiz, kurumlarımız da bu sistem içerisinde gençlerimizin, o engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin en iyi şekilde kendisini ifade etme imkanı vermemiz lazım. Toplumda hep öyledir. Herkese bir alan vermemiz lazım. Sabırla dinlememiz lazım. Eğer konuşma bozukluğu varsa bir çocukta. Sabırla dinlemesi gerekiyor. Evet, efendim. Kekeme ya da evet. Kekeme olursa, konuşma bozukluğu varsa yahut da benim bir dostumun, hastam var demiyorum, dostum vardı. İnanın sabırla dinliyordum. En sonunda şunu dedi, ya hocam bir tek sen beni dinledin. Mesleğim o. Evet. İnsanlar diyor bizi dinlemiyor. Biz zaman birkaç saniye. Biraz zaman getirip, iyice mi heyecanlandık da iyice mi diyor kelimeler ağzından çıkmaya başlıyordu diyor. Yazması çok güzeldi fakat konuşmada bozukluk vardı. Yani mentalite o insanlar olduğu gibi kabul etmek biraz da sabır. 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 Evet. Sabır her şeyin anahtarı. Ve teslimiyet mentaliteyle geliştiğin zaman yoksa başka çaremiz yok. Yoksa birçok kurumsal olarak yetişmedikten sonra birçok bireysellik, bireysel çalışmalar aktive eder ama kurumsal çalışmalar
toplum, sosyal devlet çalışmasıyla ancak biz engellere baş edebiliriz. Dernekleşerek, birimselleşerek, sosyal kurumlaşarak ne derseniz deyin bunun adları çok. Ama gerçek manada. Bunların çok fedakar, isimsiz insan olması gerekiyor. Herkesin, toplumun her kesiminin buna duyarlı, duyarlı olması lazım. Yoksa çünkü bizim şu vücut bütünseldir. Eğer bir yerde sıkıntı varsa her tarafı bu yansır. Evet. Yani buraya yansıması demek çok da doğru değil efendim. Evet, yani toplumun her kesimine bu konuda aslında görevler düşüyor. Aynen. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Biz engellilerden bahsediyoruz, engelli beyin gelişiminden bahsediyoruz. Bazen toplum içinde de şöyle bir şey yapılıyor. İşte çok düşündüm, şu engelliye çok üzüldüm, çok etkilendim o olaydan, gördüm, bir ortamda karşılaştık. Ve o korku benim içimde hamileliğimde benim çocuğuma da yansır mı korkusu? Yani beynin sinyal göndermesinden bahsetmiştik ilk kere de. Onun da etkisi olabiliyor mu hocam? Yani çok olumsuz negatif düşünme, beyine negatif bir şekilde sinyal gönderme, o karnımızdaki çocuğa da olumsuz yönde yansıyor mu? Bakın burada ben beynin egzersizlerden bahsediyorum. Bir tanesini evet. Yapıyor musunuz? Negatifliği engelleyin. Nasıl negatif engelleyeceğiz hocam mesela? Düşünmeyeceksin. Hayır, mesela ilk kere de şeyden beyni dinlendirmeden konuştuk. Programı öyle kapattık. Evet, nasıl düşünme? Yani bu insanoğlunun yani bu önünde olmayan tarzı. Bir şey. Ne yapabiliriz? Hocam bu ta geçmişe bağlı olarak. Yaşam tarzı toplumda bunu birden şu anda yani bazı olayları hazırlık önceden olması gerekiyor aslında. Şimdi bir yani kışa girmeden üzerimize bir kalın palto giymek gerekir değil mi? Evet. Kışa girmeden. Kışa girer mi? Girerken alırsanız üşütürsünüz. Onun için ön hazırlık var. Mesela hocam. Bilimsel olarak şöyle söyleyeyim. Yani bir bilgide çift taraflı olması lazım. Çift kanatlı diyoruz ya. Evet. Sadece bilgine bu olmaz. Biraz da manevi yönü var. Hmm. Sosyal yönü var. Toplumsal yönü var. Yani kaderim demek lazım. Tabii. Ama şey şu anda topluma baktığımız zaman böyle hep böyle kötü gidişat insanoğlunun ister istemez şeyine de yansıyor. Yani bir bakıyoruz cinayetler, maddi sorunlar işte hep böyle olumsuz yönü medyada bize onu yansıtıyor. Maalesef. O yüzden böyle çocuklarımız da hep böyle negatif, bizler böyle bu toplumda nasıl çocuk yetiştireceğiz? Ya efendim aslında yetiştireceğiz de meşhur Deniz Yıldız mı hikayesini diyorsunuz. Biz bireyiz. Evet. Beynimiz tek bireydir. Ve biz bireyler bir yere gelip toplum oluşturuyoruz. Ve iyi bireyler bir yere gelirse iyi toplum oluşturuyor. Hani meşhur bir şey var. Deniz yıldızı sahile toplanmış. Biraz sonra güneş doğacak ve güneş doğduğu anda tüm deniz yıldızları ölecek. Evet. Zamanın filozofu da o deniz yıldızları atıyor denize. Ya diyor bir tanesi ya milyonlarca var deniz yıldızı. Ne değiştireceksin? Alıyor o şeyi. Deniz yıldızı bak bunun için değişti denize atıyor. Bunun için değişti. Hayat böyle bir şey. En başta kendimizden başlayacağız efendim. İnsanların kendi gelişimden başlayacak. Kendi gelişimden başlayacak. Kendisine hayrolacak yani tabiri caizse. Ondan sonra ailesine. Evet. Ondan sonra anne babasına. Ondan sonra toplumuna. Sıradanlığı mı değiştirelim? Sıradanlığı evet. Bir de yani bakış açısı. Yarım bardak su meselesi. Topluma bakarsanız hakikaten günler, her gün cinayet, her gün kötü evet, şey. Evet, evet. Ama güvensizlik komşu aynı. Hep böyle lanse ediliyor. Komşuna bile güvenmeyeceksin, şuna güvenmeyeceksin. Ne olacak bu? Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Evlilik. Herkes kapısını kapatıyor. Aynı apartmanda yaşayan insanların komşuları ya da yan komşusundan bile haberi olmadan bir nesil yetiştiriyoruz maalesef. Hocam kusura bakmayın bir şey diyecek. Adam yerim bilemiyorum. Yani evlilikte ne anlaşması var? Ya evlilik güvene bağlanır kardeşim. Evlilik güvendir. Güvene bağlıdır. Güven üzerine kurulur. Sen ona ne anlaşma yapıyorsun? Ne demek bu? İşte en başta ben güvenmiyorum sana. Bu demektir. Ya toplumda şöyle bir şey var. Bak evlilikte bir şey söyleyeyim. Avrupa'da şey kim ve başta kim verir bizde? Kıza verilir. Kıza verilir. Avrupa'da tam tersi biliyorsunuz. Tabii oğlanın şeyi vardır. Onun cihizi vardır. Dirham de şeyi vardır. Ya bizim toplumumuzda sen çok kıymetlisin. Bak şu kadar şey ve hediye. Başlık parasından bahsetmiyorum. Hediye verilir. Kıymetlidir. Yani bir kere buradaki anlayış bu. İkincisi sistem içerisinde bakın. İyi toplum oluştururken biz bireyiz. Bir de çok gündeme getirmek doğru değil. Hatta dikkat ederseniz yani burada da aslında medya üzerinde bunu söylüyoruz ama yani bazı kötü şeyleri fazla izah ederseniz inanın yaşarlar insanı çoğu. Evet. Şöyle bir örnek vereyim ya. Şimdi benim önümdeki yazıda şey kodlamalar var, sinyal ver. Oradan konuşmak istedim zaten. Şimdi hep böyle bazen insanlarla oturduğum zaman depresyondayım, kötüyüm, depresyondayım. Evet. Derseniz olursunuz.
kardeşim. Yani sonra belli bir zaman sonra ben şahsen o kişiyle oturmak bile istememeye başlıyorum. Aynen çünkü doğru. Ben onun yanına geldiğim zaman vücut enerjim aynen düşüyor, mi? Yüzüm düşüyor. Yani ben de mi depresyondayım aynen demeye başlıyorum. Bu da öyle bir şey herhalde aynen hocam. Aynen pozitif enerji yaymak. Negatif enerji yaymamak ve devamlı söylememek. Az önce söyledim, çocuk negatif bir şey söylerseniz oradaki negatifliği almaz, düşerdi. İnanın şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ara belki geçmiş olduğu için örnek vereyim, yaygın bir şey söylemeyeyim. Bir ara beyler eşlerini dövüyordu. Hatta bir ara itiraftı bu gündemde. Bütün meşhur televizyonda ve evet televizyonda meşhur insan. İşte ben de dayak yedim, ayak yedim. Yine o senesi hanımlar dayak yemekte patlama olmuş. Bunun basın haberi. Sebebi bu işte. Eğer devamlı bir şeyi kötülüğe tekrar ederseniz bir müddet sonra bilinçaltı bunu öyle algılar. Yani meşhur artist bile dayak yemiş. Sen yesen ne olur hesabında. Yani. Maalesef kötü bir şey. Evet, bu aldatmaya kadar da aynen. İşte şu ünlü aldatılmış. Adamlar gayet normal görüyor. İşte kadınlar da şunu şöyle diyorlar. Ya ismi lazım değil. Şu sanatçı benden güzelken aldatılmışsa benim aldatılmam ne ki? Ne ki? Bunu sıradanlaştırıyorlar biraz. Sıradanlaştırmaktır. Onun için devamlı kötü şeyler safi zihinleri izlal eder diyor. Onun için kötü şeyleri tavsiye etmeyin. Kötü insanlardan, olumsuz negatif insanlardan uzak duruyoruz. Durun. Ve pozitif bak. Ne kadar durabiliriz hocam? Çünkü durabildiğimiz kadar. Çevremiz işte maalesef. Bireysel. Birebir oturuyoruz biz. Bakın iki kişi. Bakın şu anda onun sıkıntılı olduğunu söylüyor. O zaman biz devamlı pozitif düşüneceğiz. Evet. Artı inanın 3000 yıllık bir rahibin bir şeyi var. 3000 milattan önce 3000 yılında yazılmış bir şeyi var. Şöyle bir şey diyor. 80 küsur yaşına kadar ben bu toplumu, kendi toplumumu değiştirmeye çalıştım. Şu yaşa kadar geldim, beceremedim. Sadece tek öğrendiğim şey kendimi değiştireceğim. Biz en başta kendimizi değiştireceğiz. Kendimize empati yapacağız. Eşimize karşı, çocuğumuza karşı, dostumuza karşı. Ben dışarı çıktığım zaman bazen böyle insanlardan çok da muhabbetim iyidir, ilişkilerim iyidir. Selam veririm, adam döner. Ya niye selam verdin? Bir adam tanışıyoruz diyor. Merhaba dedim. Günaydın dedim. Olması nasıl gereken şey aslında. Yani olması gereken şey. Çok ama insanlar o kadar uzaklaşmış ki, yabancılaşmış. Her şeyde yani bir art niyet aranıyor maalesef. Yok, art niyette iyi niyetli. Soruyor da acaba bir şey mi? Bir yerde tanımadım mı? Yok, tanımıyorum dedim. Hayır, biz bayanlar selam verdiğimizde biraz art niyet aranıyoruz. Şimdi ben de yaşıyorum onu. Mesela komşuma, etrafıma çıktı da çocuklarımı servise götürürken günaydın deme gereği işte duyuyordum. Evet. Çünkü olması gereken o insanoğlunun toplumda işte selamlaşarak ya da işte iyi niyetleri, iyi gülümsemeyle bunu yansıtması lazımken adam bu kadın bana neden gülümsedi deyip farklı bir yöne de çekebiliyor. O da ayrı bir şey. Tabii orada kadın yani erkek ilişkilerinde o da var ama orada işte dikkat etmek gerekiyor. Ama işte biz erkek ile bu şeyi yaşarsak işte toplumumuzda bunu kaldırmak gerekiyor. Bizim mahalle, bizim toplum. Çünkü bu bizim ailemiz. Bu bizim vatandaşımız, bu bizim insanımız. Bu şekilde olmalı. Yoksa engelli insanlarda biz şimdi bilimsel artarız, konuşuruz. İşte şu var, şunu ilaç veririz, geçer, faydalı olur. Ama o değil ki mesela. O insanı topluma yapmak, kazanmak değil mi? Evet. O anneyi topluma kazanmak. İkinci bir birey yetişmesinde negatif bir anne yahut da engelli bir anne ne kadar faydası olur değil mi yetişmiş anne? Evet. Bunun aslında bu ülkenin sorunu yani negatif bir anne ya da negatif sorun yaşayan bir ailede tüketici bölümüne giriyor. Yani o kişi toplumda üretmek istemiyor artık, bir şeyler kazandırmıyor topluma. Ne yapıyor? Elindekini tüketmek zorunda kalıyor ve o da maliyetiyle devlete kesiliyor. Aynen. Yani aslında bu toplumsal olarak devlet şeyinde bir konuda yaptırımlar ya da bir çalışmaların olması daha önemli. O da sizin gibi akademisyenlere düşüyor maalesef. Bakın, yani evet. Toplumda işte en büyük biraz yükü size yükü bize aldınız başınıza ama ilginç olan şu. Şu andaki eğitimimiz ancak 20 sene sonra çıkar. Şu konuşmamız ancak 10 sene sonra meyvesini verecek. İyi veya kötü. Evet. Yani bir çocuğun gelişiminde ister engelli olsun ister normal yetiştirirsiniz ilkokulda ve onun ürünü 20 yaşından sonra çıkıyor. Evet, ne acı aslında. 20 sene ve ben şunu milli eğitim şunu da ben maalesef böyle bir nörosayansçı olarak, nörobilimci olarak şunu söylüyorum. Çocukta milli eğitim politikasının yanlış ve doğru muhakkak stabil olması lazım. Stabil olması gerekir. Eğitimin, bilimsel eğitimin muhakkak dengeli olması gerekiyor. Ama inanın benim 3 tane çocuğum var. Üçünün de A harfi farklı. En son ağrı üstten çengelli, biri alttan çengelli, bir de el yazısıyla yazıyor. Hepsi farklı. Hepsi farklı. Ya parmaklarımız bile ayrı aynen hocam. Yani. Bu kadar olur mu efendim? Bu kadar şey olabilir mi? Bu stabil olması lazım, dengede olması lazım. Eğitimin normal olması lazım. Ama biz bireyseliz. Teknik ayrı bir şey. Olduğu gibi kabul ediyoruz. İyi niyetliyiz. İyi niyet olduğu gibi kabul etmek şu değil, sevmek değil bakın. Sevebilirsin daha güzel. Ama olduğu gibi kabul etmek
insana da beklentini azaltır. Ve şunu yapacağız. Biz nasıl kadar iyiyiz? Ben ne kadar iyiyim? Bunu da yapmak lazım. Bak hedefimiz biz. İç savaş bu. Gerçek mücadele bu değil midir? Gerçek mücadele o değil mi? İç savaşı, nefisle savaş değil mi? Evet. Bakın bu onu zaten sıkıştığımız zaman, sıkıştığımız zaman bizim sadece her şey bilimle olmuyor yani. Evet. Zekayla da olmuyor. Bazen sosyal yönümüz var. Bu Manisa'nın yetiştiği birçok alimler var. Bu alimler hem matematikte hem tıpta ilerlemiş hem de manevi kitaplar yazmışlar. Birçok bilgiler, manevi bilgilerle, manevi toplumun geliştirdiği şeylerle işbirliği içerisinde çalışmışlar. Yiğit Baş'ta tutunun birçok alimler. Ki Manisa, belki ilk defa duyuyorsunuz, inanın üniversite şehridir. Lalalar şehridir ya. Lalalar nerede? Şehzadelerim var. Hani nerede bak bilmiyoruz kimde. O kadar büyük kitaplar, o kadar eserler bırakmışlar ki. Açın bakın daha yeni yeni biz onu alıyoruz. Onun için biz her zaman söylüyoruz eğitim, eğitim, eğitim. Evet. Evet hocam. Evet. Çok güzel bir program yaptık. Çok keyifliydi. Dediğim gibi ben ilk başta sizi aldığımda böyle bir akademisyen olarak, bilimsel olarak işte şeyler konusunda biraz ağırlık basacağımızı düşünmüştüm ama ben keyif alarak yaptım. Programlar arasında görüyorum bunu. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Umarım ileriki zamanlarda sizinle yine farklı bu programın devamını yapabiliriz. Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Söylemek istediğiniz bir şey varsa son olarak katalım. Programı toparlayacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani toplumumuza vereceğim mesaj şu. Biz insanı olduğu gibi kabul edeceğiz. Evet. Ve hiçbir zaman yok. Biz de bu toplumun parçasıyız. Ve hayat devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Engelsizsiniz programı bugün de çok güzel bir program yaptı. Profesör Doktor Necip Kutlu Beyefendi beynin fonksiyonel gelişimi ve fiziksel gelişimi konusunda bize bilgiler verdi. Bunun ne kadar önemli olduğunu, çocuğun anne karnında gelişiminin ileriki yaşantısında nelere sebep olup nelere olmayacağını anlattı. Engelsizsiniz önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacaktır. Kendinize iyi bakın, engelsiz kalın.